Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bir iki video öncesinde diyordum ki çekiliş yapacağım. Çekilişi de yaptık zaten. Bu videoyu attığımın bir gün öncesinde falan ben çekilişi sonlandırdım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz iki arkadaşımız Şeyda ve Berke bu çekilişin kazananları oldular. Dün sonuçlandırdım dediğim gibi. Sonuçlandırır sonuçlandırmazdı. Bu arkadaşlara ulaştım Instagram'dan. Elmaslarına yükledim. Onları söyleyeyim dedim bir. Bu arada yorumlar tam istediğim gibi değildi. Ben de elimden geldiğince katılma niyetinde olan, çekilişe katılma niyetinde olan tüm yorumları dahil ettim arkadaşlar. Hani ID'sini yazmamış falan filan diye şey yapmayın. Hani eksik bir yorum falan diye şey yapmayın. Eksik yazan herkese kattım zaten. Bir de aynı kişi birkaç tane yorum yapmış. O yönden de sıkıntınız olmasın. O kişilerin sadece tek yorumları dahil edildi arkadaşlar. O yönden de sıkıntınız olmasın. Gayet adaletli bir çekiliş oldu bu arkadaşlarımıza. Elmaslarını yükledim dün. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak yeni bir atölye gelmiş arkadaşlar. O atölyeye biraz basacağız. Ben o atölyeyle ilgili hiçbir şey izlemedim. Çok elmas harcamadan mı çıkaracağız istediğim kostümü yoksa harcayacağız mı yine bayağı bilmiyorum açıkçası. O 29'un ilk 3 videosu yani ne açıdan bakarsanız bakın oradan veya buradan bakın birazcık benim sinirimi bozdu açıkçası. Umarım bu atölyede böyle bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi açık söylemek gerekirse kostümlerden 7+3'ünü hiç beğenmedim. Bu bayraklar aşırı saçma. 7+3 şeyleri arkadaşlar çok fazla görüş engelleyen şeyler gelmeye başladı. Hani eğer böyle şeyler gelecekse ben hani bu hologramların kapatabilme taraftarıyım. İstediğimiz zaman açabilelim, istediğimiz zaman kapatabilelim. Hani çanta göster kapat mevzusunda olduğu gibi. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi 3+1'i klasik ama güzel. Kombinlenebilir bir parça. Benim gönlüm daha çok arkadaşlar bu yeşil siper operacıya düştü. Yeşil tonlarda çok kostümüm yok. Böyle kızda bir iki tane, erkekte bir iki tane falan vardır. Bu arada bu unisex bir atölye. Hem kız karakterde hem erkek karakterde kullanabiliyorsunuz. O yüzden de almak istiyorum. Ayı çok uzattım. Neyse. Biz şimdi basmaya gelelim arkadaşlar. 10 tane fişim varmış. Güzel. 10.sunu nereden bulduğunu bilmiyorum. En son 9'du ama şu fişlerden bir başlayalım çevirmeye. Bu arada şans faktörü gerçekten nasıl hiçbir fikrim yok. Yeşil alacağız. 5+2 alacağız. Bir şablona. Şablon artı şablon dediğim anda çok güzel. 3 tane de evrim taşına ihtiyacımız var arkadaşlar. Güzel, ilk çevirmemizden dolu başladık. Bakalım devamı nasıl ilerleyecek. Bu arada şu an %50 indirim olması çok çok iyi benim açımdan. Hadi bakalım. Evrim bekliyoruz bir tane. Boş attı. Hiç sıkıntı değil. 3. çevirmemizde devam ediyoruz arkadaşlar. Elmaslar suyunu çekmeye başlayacak mı bakalım. Merakla bekliyorum, merakla. Haydi, evet. Evrimi attı, çok güzel, çok güzel. Bu arada benim 0 evrimim vardı. 0 da şablonum vardı arkadaşlar. Yükleme etkinliğinden bir şablon, bir evrim geldi. Bir de bugün günlük girişten verdi. Sanki 3+1 alıyormuşuz gibi 3 evrime bir şablona ihtiyacımız vardı. Sadece şu an 2 şablon diyorum, evrime ihtiyacımız var. Hadi bakayım. Aa, bir tane daha vermedi. Tam, aa verdi. Çok iyi. Teşekkürler. Tamam. Şu an hiçbir şekilde sinirimi bozmuyor arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Hiç yani hiç sıkıntı yaşamadık. Sadece bir tane boşalttı. Çok güzel. Hadi bakalım. Bir evrim verdikten sonra bu iş bitiyor arkadaşlar. Geliyor musun? Yok. Tamam. Bunda da es geçti. En azından karakter parçası atmasına seviniyorum. Haydi bakalım son çevirmemizi de yaptık. Bir tane daha şablon attı. Onun yerine evrim atsa daha güzel olurdu aslında ama sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok. 160 daha bastım. Kaç tane bastım bu arada elması bilmiyorum da. Bir 4-5 defa bastım sanırım. 320. Evrim attı çok güzel. Şaka mısın? Arkadaşlar ben hiç böyle beklemiyordum. İki evrimi birden attı. Çok güzel attı açıkçası. Ve ben böyle elmasımın artacağını düşünmüyordum açıkçası. Çok çok şanslı ve güzel bir şekilde ilerledik. Dediğim gibi gönlüm bunda. Nane yaprağı gibi ortalıkta gezmek istiyorum arkadaşlar. Yeşil rengini severim. Hemen takas edeceğim açıkçası. Güzel. Bu arada ben bu atölyeyi ilk gördüğümde hiç sevmemiştim. Şu an oyunda görmek ve videolarda çok çok görmek beni bir ısındırdı. Şimdi sıra geldi arkadaşlar kombin yapmaya. Ondan önce
Burada silah kutularımız varmış. Çok da çıkmamış ama belki içinden çıkar diye şöyle bir hepsini birden açıyorum. SKS hatta hayalet suikastçı. Özelliği ne bilmiyorum. Bunu da açalım. İki tane kutucuk. Ne çıktı? Tamam peki. Neyse bizim asıl kıyafetimiz bu. Açıyoruz. Güle güle kullanırım umarım. Saçı değişik böyle örgülü falan tatlı bir şey. Alnını küçültüyor. O garibime gitti açıkçası. Şimdi ben bir full giydireyim bunu. Sonra kombin yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Buna tatlı bir maske gider. Nasıl bir maske gider? Bu gitti. Yok bu olmadı. Bu da olabilir. Gözlük falan da olabilir aslında. Ben bu gözlüğe bayağı taktım şu sıralar. Bir saniye şunun makyajını değiştirelim. Kendi hali şu an gayet çok çok uyuyor arkadaşlar. Bir buna güzel bir saç bulalım. Ha bu oldu. Aa çok güzel oluyor. Çok sevdim. Bu da çok güzel oldu. Bayağı güzel tatlı bir şeymiş bu. Millet salaş diye sevmedi ama ben salaşlığını sevdim daha çok. Böyle geniş geniş hoş oluyorlar. Bu da çok güzel oldu. Tamam buna birçok saç uyuyor arkadaşlar da. Ben şu altın çağın saçını takayım şimdilik. Benim pek yeşil ayakkabım yok. Hatta yeşil ayakkabım yok neredeyse. Yani şu falan var da bu da yani hiç gitmedi. Şu varmış. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Açıkçası ayakkabı koleksiyonu da yapmak istiyorum da. Çok güzel ayakkabılar var mağazada. Modaya geliyoruz. Ayakkabılara geliyoruz. Unisex ayakkabılara giriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz yeşil sarı ayakkabı. Ben bunu yeşil mavi diye hayal ediyordum da. Yeşil mavisi var mı? Yokmuş. Tüh be. Bunun arkası da birazcık mormuş. Hani şu falan güzel oldu bence ya. Ki şu ilk 3-4 ayakkabıyı hatta şu yüz elmaslık ayakkabıların hepsini bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Bence bu yeşil bu kostüme çok uydu. Yeşil sarı olan. Bunu biz alalım. Mistik mağazaya falan geldiği de yok bu ayakkabıların. Yani ben ne zamandır bu ayakkabıların bir yere gelmesini bekliyorum da gelmiyor. Şimdilik sadece bunu alalım arkadaşlar. Vay çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bir dakika buna bir de alt uydurmaya çalışalım. Uyuyor mu bakalım. Böyle de güzel oldu gibi. Bu oldu gibi sanki ama yine içine göçüyor. Şurada minik bir kısmı içine göçüyor. Tamam bu da oldu. Oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Tatlı bir kostüm. Bunun altına tight tarzı dar şeyler daha güzel gidiyor arkadaşlar. Kendi pantolonu da çok güzel. Bu arada onunla da kombin yapılabilir. Tamamdır ya. Birincisi şöyle olsun. Şimdilik idare eder bence. Güzel. Bunun pantolonuyla da ayrı bir kombin yapmaya çalışayım. Bunu pek yapamadım ya. Bu bir tık garip oldu arkadaşlar. Bu böyle oldu. Saçını da kullanmak istedim de şu an pek uyduramadım. Bir de erkek karakter de deneyelim. Nasıl olacak merak ediyorum. Mankenimizi alıyoruz. Lobimize dönüyoruz. Güzel güzel. Çok güzel ya. Erkekte de çok güzel duruyor. Bir dakika buna da şu gözlüğü giydireceğim. Bende çok güzel güzel bir gözlük vardı. Aynen bu. Saç olmadı ya. Saçını değiştirelim. Bakayım. Bak bu güzel oldu da. Dur bu da çok tatlı oldu. Ayakkabısında da bir hafif sarı var ya. Güzel güzel. Bu saçta çok farklı bir havası oldu bu şeyin. Bunun altına da dar bir şeyler arıyorum. Böyle kıyafetler iç içe geçmesin diye de. Güzel renkte şu olur mu? Olur. Oldu gibi. Oldu mu? Bilemedim. Birazcık daha bakacağım. Bak. Jazz pantolon oldu da. 3 artı 1'ine daha çok gider bu pantolon. Neyse ya, benim ilk yaptığım şey tamam güzeldi. Erkekte de böyle oldu arkadaşlar. Ben bayağı kombin yaparım. Bıraksanız benim bayağı yaparım. Kombin yapmak çok güzel oluyor da. Biz videomuzu burada bitirelim. Yoksa çok 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 fazla uzayacak. Güzeldi. Şanslı bitirdik bence. Ben 2000 elmasımın 500 kalana kadar falan harcarım diye düşünüyordum. Çok iyi gittik. Gerçekten çok iyi gittik. Artık teşekkür etme vakti geldi bunun için. Gerçekten teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz size de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Seviliyorsunuz.